Şimdi hayat pahalılığıyla mücadele için önce Şubat ayında gıda tarafında yapılan bir KDV indirimi vardı ve şimdi temel ihtiyaç ürünlerinde yapılan bir KDV indirimi var. Bugün de yürürlüğe giriyor, fiyatlara yansıyacak. Fiyatlara yansıdı mı, yansımadı mı, nasıl yansıyacak? Vatandaştan gelen şikayetler de var. Şimdi bunların hepsini konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Tüketicilerin babası, Tüketici Konfederasyonu Başkanı Sayın Aydın Ağoğlu bizlerle birlikte. Sayın Ağoğlu hoş geldiniz efendim gün ortasına. Hoş bulduk Yeşim Hanım. Çok önemli bir konuya değindiniz. Ben tüketiciler adına teşekkürlerimi sunuyorum. Her zaman iyi ki varsınız diyoruz. Ben de size teşekkür etmek istiyorum. Hiçbir zaman kırmıyorsunuz ve bütün sorularımızı yanıtlıyorsunuz. Şikayetleri dinliyorsunuz. Bizim için çok değerlisiniz. Her zaman bekleriz yayınlarımıza da. Yeşim Hanım, sözünü kestim. Öyle güzel bir noktadan girdin ki bugün yaşayacaklarımızı adeta nasıl yaşadık? 14 Şubat Sevgililer Günü'ydü biliyorsunuz. Ama çok önemli bir gündü tüketiciler için. Temel gıdalarda katma değer vergisi oranı %87,5 indirildi. Yani devlet alacağı 10 liranın 8 lira 75 kuruşundan vazgeçti. Ne zaman oldu bu? İlan edildi. Daha sonra 14 Şubat'ta yürürlüğe girdi. 14 Şubat tarihi neden önemli? Sevgililer günü olduğundan değil. Ben o tür günleri önemsemem. Yani sevdiğini 365 gün sevsin. Ama 14 Şubat'ta KDV indiriminin yansıtması gereken pek çok satış noktası ki buna maalesef bazı büyük zincir marketler de dahil belgeleri var bizde. O KDV'yi kendi kasalarına aktardılar. Ya vatandaş et ürünü, süt ürünü alamaz oldu. Yine süt ürünlerine bugün %20 civarında zam geldi. Elektrik, doğalgaz, haberleşme, internet ortamında yapılacak zamlar. Ne istiyorsunuz siz vatandaştan? İlla çok zengin mi olmak istiyorsunuz? Gidin müteahhitlik yapın. İhale peşinde dolaşın. Niçin geldiniz? Bak, insanların temel ihtiyaçlarının bulunduğu bir sektörde faaliyet gösteriyorsunuz diyorum. Ben demiyorum sadece. Ekim ayı sonunda Rekabet Kurumu da siz niçin böyle haksızlık yapıyorsunuz diye bunları 2.7 milyar ceza. İşte bu zamlar, şimdi bir şey söyleyeceğim Sayın Ağoğlu, soru sorarak gidersek çok sevinirim. Çünkü merak edilen sorular da var. Şimdi zamların sonrası, haklısınız. Biz de gerçekten bu zamlardan müzdaripiz. Hepimiz her gün şikayet dinliyoruz. Arkadaşlarımızla konuşuyoruz haliyle hepimiz etkileniyoruz. Şimdi bu dediniz ki bir ceza kesildi. Bu cezalar yeterli mi? Çünkü hala o raflarda maalesef etiketler değişmeden önce bir KDV indirimi öncesi yine zam yapıldı iddiaları var. Siz vatandaşlardan ne dinliyorsunuz? Nasıl yansıdı diyebiliriz? Siz sürekli tüm marketleri geziyorsunuz çünkü. Buyurun. Evet, az önce marketteydim. Birkaç markete gittim. Canlı yayınlarda yaptık. Ve vatandaşların size gazeteci olarak ilettikleri, sizin insan olarak, vatandaş olarak yaşadıklarınız aynen bize de geliyor. İnanın, Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. KDV %18'den 8'e düşüyor. Evet. Temel ihtiyaç nedir bu? Sabundur, temizlik malzemeleridir, hijyenik peddir, bebek bezidir. Yani tuvalet kağıdıdır, hepimizin kullandığı ürünler. Bunların fiyatları ikiye katlanmıştı. Vatandaş feryat edince devlet dedi ki benim elimde bir vergi imkanı var. Vatandaştan alıyorum. Ben bunun bir bölümünden vazgeçeyim dedi. Ve bu indirimler duyurulunca fiyat etiketleri değişti. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Çok söylemek istediğim var. Onun için makinalı tüfek gidiyorum. Ben kısıtlı. İndirimin ne kadar olması lazım? Yani 100 liralık bir ürün ne kadar ucuzlayacak? Ucuzlamanın sebebi de satıcı değil. Satıcıdan bir kuruş eksilmeyecek. Veya üreticiden. Cebimize o ne kadar etkisi olacak? Evet. Devletin bize bıraktığı, almaktan vazgeçtiği vergi %8,5. 100 liralık ürün bugün 91,5 liraya satılması lazım. Formül bu. 200 liralık ürün 200 yazın çarpı 0.915 yazın %91,5'u çıkar. O da 183 lira olur. Hemen ekleyeyim. Bugün sahura kalkılacak. Yarın iftarlar var. İftar menüsü ilan edenlerde de KDV indirimi var. Lokantalarda, hazır gıdada. Her yerde var. Fast foodlarda. Orada da %8,5 fiyatın düşmesi lazım. Yani 30 liraya satılan bir hazır gıda fast food dükkanında mutlaka %8,5 inmeli.
bunların takipçisi olalım. Maalesef yapmıyorlar. Yapmayanlar olduğunu görüyoruz ama yapan da var. Az önce Perakendeciler Derneği'nin İstanbul Şube Başkanı Faruk Bey bana gönderdi. Dedi ki Aydın Bey, biz uyguladık. İşte insertlerimiz. Çünkü bize zaman tanındı 3 gün. İnsert dediğim ilanlar, fiyat listeleri. Hatta indirimli ürünlerimizde 3 fiyat yazdık. Niye yazdık? Vatandaş net olarak bilgilensin diye. 30 liralık sattığı ürünü 25'e satıyorsa 25 lirayı yazmış indirimden sonra. O 25 liranın da %8,5'unu indirip KDV indirimden sonraki nihai satış fiyatını belirtmiş. İşini dürüst yapanlara şükranlarımızı sunuyoruz. Hepsinin öyle olması gerektiğine inanıyoruz. Maalesef birileri biz ne yapalım? Sorunuza geleyim. Etkili mi dediniz yaptırımlar? Hayır değil. Nasıl olmasını istiyor vatandaş? Şimdi stokçuluk, yani rafta şeker yok, depoda var. Stokçuluk bu. Fiyatları arttırdılar. Arttı. Evet, gerçekten arttı. Evet. Şekerde de arttı. Stokçuluğun cezası 6 aydan 2 yıla kadar hapisti. Ayrıca idari yaptırım, para cezası vardı. Bu ceza 1 yıldan 3 yıla çıkarılsın diye mecliste şu anda tasarı var, kanun var. Buna lütfen bir madde eklesinler, bir şart düşünler. Bu cezalar paraya çevrilemez ve ertelenemez. İki, tüketicilerden gelen teklifleri ve talepleri söylüyorum. Mağaza kapatma cezası verilsin ve mağazanın camına afiş yapılsın. Densin ki bu mağaza filan tarihte yapılan tespitte stokçuluğu nedeniyle tutanak düzenlenmiş olup 3 gün boyunca kapatılmıştır. Tekrarında bir hafta. O ya ne güzel olur. Afişi görürsek o mağazadan içeri adımımızı atmayız. O da amacına ulaşamaz. Bu piyasadan çekilir gider. Dünyanın hiçbir demokratik sosyal hukuk devletinde serbest piyasa diye vatandaşın temel ihtiyaçları vahşi kapitalizmin acımasız kurallarına terk edilemez. Devlet orada denetleyici, düzenleyici olarak devreye girer. Bakın internete zam yapıldı deniliyor. Hayır, vatandaşa yansımayacak bu. O toptan altyapı hizmeti alan şirketlere yapıldı. Yani bizim hizmet aldığımız internet şirketine, telefon şirketine. Biz sözleşme süresi sonuna kadar aynı fiyattan hizmeti alacağız. Bu zorunluluktur çünkü tüketici sözleşmeleri sözleşme süresi sonuna kadar tek taraflı tüketici aleyhine değiştirilemez. Tüketici kanununda açık hüküm var. Peki. Bunu hemen hatırlatayım. Yani internet altyapısı hizmetlerine zam yaptı Türk Telekom diye şey yapmasınlar. Tüketiciler zamma razı gelmesinler. Sözleşme süresi sonuna kadar anlaştığı fiyattan taahhütlü olan aboneler için söylüyorum ki çok büyük bölümümüz taahhütlü aboneyiz. Böyle bir zam olursa karşı çıksınlar. Tüketici hakemi heyetlerine şikayet edebilirler, BTK'ya şikayet edebilirler. Alo 175 tüketici hattı var 7/24. Şimdi bu fiyatları indirmeye, etiket hilesiyle kendi kasasını aktarmaya çalışan fırsatçıları, vurguncuları da aynı şekilde CİMER üzerinden Ticaret Bakanlığı'na şikayet etsinler. Alo 175 tüketici hattı. Nasıl anlayacağım peki ben bir vatandaş olarak Sayın Ağoğlu? Nasıl anlayacağım? Çok güzel anlıyorsunuz. Çünkü alın terinizde kazandığınız paranız kıymetli. Geçen hafta bakıyorsunuz o bebek bezi 100 liraydı. Pazartesi veya bu cuma gidiyorsunuz. Çıkıp yine 100 lira. Yine 100 lira. Niye? Önce 110 yapmış. KDV indiriminden 10 lira gelince %8,5 10 lira diyor yaklaşık. Yine 100 liradan satıyorsa KDV'yi indirilen kısmını cebine atmış. Yani KDV indirimi 10 puan oldu. Ama nihai fiyata etkisi %8,5. Net söylüyorum. Bakın 110 liranın %91,5'unu alalım. Göreceksiniz gene 100 lira çıkacaktır. 110 çarpı 0.915. Evet 100 lira 65 kuruş olarak gözüktü ekranda. Evet. Yani 100 liraya satıyor. Belli ki katma değer vergisinden gelen bu indirimi kasasında kalsın diye etiket hilesiyle tüketiciye yansıtmıyor. Bu böyle durum karşılaşan tüketiciler ki en çok şikayet bebek bezinden geldi, hijyenik petlerden, tuvalet kağıtlarından geldi. Fiyatlar ikiye katlanmıştı. Bu kadar hızlı artmasına gerek yok. Tamam orada savaş var, bir takım sıkıntılar, maliyet artışları var. Ama birileri de bunu vurgun vesilesi yaptı. Yani maliyetler arttı diye mi arttı karkas etin fiyatı? Dana karkas 100 liraya yaklaştı. Daha 1,5-2 ay önce 50-60 lira bandındaydı dana karkas. Şu anda biz
85 liraya aldığımız kıymayı 130 liraya etiket gördüm. Ya. Sürekli marketlerde. Vatandaş ne yiyecek? Sofrasına ne koyacak? Yani tepkiliyim biraz. Kusura bakmayın. Çok Bugün haklısınız. Biz de sabra... tepkiliyiz. Gerçekten hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Tüm izleyicilerimizi de size de. Bugün ilk sahur yapılacak. Cumartesi ilk iftar yapılacak ama fiyatlar almış başını gidiyor. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi süremizi de iyi kullanmamız açısından. Ya etikete yansıtılmadıysa diyelim ki yazmadı. Nasıl anlayacağım ki ben ne kadarlık indirildiğini? Hangi oranda? Efendim, şu cep telefonlarımızın tamamı artık fotoğraf çekiyor, video çekiyor hatta. Eski aldıklarımızın fişleri var. Gittiğimiz zaman birkaç gündür söylüyorum, ilk 2-3 gün alışverişinizi erteleyin. Erteleyin dedim, yapmayın dedim. Bunu da duyanlar oldu, uyanlar oldu. Fotoğraflayın etiketleri dedim. Herkes en çok kullandığı ürün. Mesela ben 32'li 3 katlı tuvalet kağıdı kullandım. Gittim fotoğrafını Ne çektim kadar fiyatı markete. şimdi? Etiketin fotoğrafını çektim. 120 lira olan vardı, 90 lira olan vardı, 80 lira olan vardı. Bunu şunun için söylüyorum. Bakınız, iyi araştırmadan fiyat uygulanır. Biz onu iyi araştırmadan alırsak hakikaten çok fahiş farklar var. Yani fırsatçılar var. Bu indirimler unutmadan söyleyeyim, internet ortamı içinde geçerli. Pazarlarda da deterjan, temizlik malzemeleri falan satıyorlar. Orada da geçerli. Çünkü yapılan bu indirim tüccarın verdiği bir indirim değil. Tüccar yine aynı parasını alacak. Burada indirim sadece devletin tüketiciden alacağı vergiden vazgeçmesidir. Dolayısıyla kimse bir indirim yapmış olmuyor. Peki. Şimdi OGS uygulamasının sonlandırılması ile ilgili de sizin bir talebiniz var. Yani bu şekilde vatandaşa yansıması ne olur? Bu OGS EGS arasındaki fark ne kadardır? Son bulmuştu ama farkı almayı unutmayın diyorsunuz. Kaç vatandaş var bu şekilde? İsterseniz önce şu fiyat indirimden konuşayım. O çok önemli. Tobanlayayım Lütfen. onu. Az önce ben Kısa olsun, Sancaktepe süremizi iyi kullanalım, olur mu? ilçesinde, Buyurun. Sancaktepe ilçesinde zabıtalarla birlikteydim markette. Zabıta neyi nasıl denetleyeceğini bilmiyor. Bakın o nedenle tüketiciler çok dikkatli olsunlar. Her biri bir denetçi gibi bilinçli davransınlar. Fotoğraflarını çeksinler. Ne güzel sordunuz, nasıl fark edecek? Geçen hafta çektim. Bu 100 liraydı. Bugün çektim yine 100 lira. Hani vergi indirimi? Bunu iletsin Ticaret Bakanlığı müfettişleri veyahut Hazine Maliye Bakanlığı. Bunu bir incelesin. Girelim OGS Ne EGS'ye. olacak böyle sürekli biz indirimi takip edeceğiz, ceza kesilsin diye bakacağız, uğraşacağız. Yani herkes üzerine düşeni görevi de bir yapsa şu dönemde özellikle bu Şimdi enflasyonla çok mücadele ettiğimiz dönemde de şunlara da ihtiyaç duyulmasa. devletin tepesinde bir karar alıyor. Diyor ki ya bir nebze rahatlatayım hane halkı bütçesini. Birileri onu tırpanlıyor. Evet. Onu denetlemesi gereken bürokrasi işini layıkıyla yapmaz. Biz ne yapacağız vatandaş olarak? İş başa düşüyor. Tabii. Tespitimizi yapacağız, bildireceğiz. Cezalar uygulanacak, önlemler alınacak. Az önce size dedim ki kesin olarak verilecek ceza, hapis cezası stokçularda ertelenemez ve paraya çevrilemez olsun. Peki. Mağaza kapatmaya gelsin. Gelelim OGS'ye. OGS cihazları ne işe yarar? Sadece paralı otoyolu köprülerden, tünellerden geçişte işe yarar. O cihazın başka bir fonksiyonu yok. Şimdi madem ki o cihazlar işe yaramıyor, ortaya bir hukuki ayıp çıktı. O halde cihaz için verdiğimiz depozitoları bize iade etmeleri lazım. Çeşitli miktarlarda almış, en yakın alan 11 dolar karşılığı 170 lira vermiş. HGS kaç para? 30 lira. 140 lira iade etsinler. 1 milyon 200 bin OGS var. Bir Vatandaşları milyon hakem iki yüz. heyetine yönlendirmesinler. Çünkü vatandaş alın teriyle kazandığı parayı onun için 140 lira, 150 lira çok önemli. 2 gün, 3 gün tencere kaynatıyorlar bazen o parayla. Mübarek Ramazan'a giriyoruz. Buradan Ulaştırma Bakanlığı'na çağırıp kamu otoritesi olarak devreye girsin. Hangi banka sattıysa o depozitoları iade etsin. O OGS cihazları da elektronik çöplüğe gitmesin. Toplansın bir merkezde. İmha yerine mi gidecek, nereye gidecekse gitsin. Aksi halde insanlar onu çöpe atacaklar. Hem paralarından olacaklar hem de çevreyi kirletmiş olacaklardır. Ve Ramazan son olarak neler eklemek istersiniz? İlk sahur dedik, ilk iftar, zamlar devam ediyor, alınan tedbirler ama fiyat artışları da son olarak süt dediniz. Dün de doğalgaza gelen zam vardı. Buyurun efendim, tüketicilere neler söylemek istersiniz?
Bizim sağlık komisyonunda tıp doktoru, uzman hocalar var. Proflar, doktorlar, uzmanlar. Onların tavsiyesi sahurda özellikle her zaman söyledikleri gibi tuzlu, çok şekerli, ağır şeyler yemeyin. Tabii. Ama mümkün olduğu kadar bol sulu sebze yiyin. Hı. Mesela kapyalar, lahana şimdi var mevsiminde. Bol sulu Tabii. sebzeler Şunu yerseniz sormak istedim kurtulursunuz. aslında Sayın Ağoğlu. Yani Ramazan paketlerine de bakmışsınızdır. Nasıl fiyatlar? Çarşı pazarda durum nedir? Bunu aslında sormaya çalışmıştım size ama tam ifade edemedim herhalde. Evet, ben Ramazan gelince açlıkla ilgili, oruçla ilgili olarak döndüm. Uzmanlarımız diyor ki bol sulu sebze meyve yiyin, bol su içmeyin. Çünkü o suyu hemen tahliye eder vücudunuz. Ama Hı. sebzelerde bağırsaklardan öğleden sonra bile sıvı almaya devam eder diyor uzmanlarımız. Fiyatlar uçtu. Yani iftar menülerinde çok fiyatlar yüksek. Bugün süt ürünlerine %20 zam geldi. Et ürünlerine %20 zam geldi. Ben insanlara söyleyecek söz bulamıyorum. Başım eğik, mahcubum. Olabildiğince mütevazı sofralarını kuracaklar. Pideyi bile, sade pideyi 7 liraya alacaklar. 6 liraya alacaklar. Yumurtalı pide 7,5 lira. Orada da zam Gerçekten. beklentisi var. Buğday arttı diye, ekmeklik buğdayın un fiyatları arttı diye de yeni zam beklentisi var. Hayır, şu anda yapılmayacak deniyor ama tabii her an olabilir. Bu mübarek ayda ticaret yapanlar da biraz karlarından feragat etsinler. Hı. Zam da gelse onu kendi kar marjları içinde tutarak şu 30 gün oruç tutacak insanlara pahalılık yansıtmasınlar diyorum. Özellikle gıda ürünlerinde biliyorsunuz şekere de artış yapıldı. Şeker demek Ramazan'da tatlı ister insanların canı iftarda. Tabii. Tatlıcıların ürünlerinin fiyatlarının artması demek. Arttı. Yani sıkıntı da tüketici. Hı. Özellikle milyonlarca dar gelirli asgari ücretli insan çok sıkıntıda. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Sağlıklı ve dayanışma içinde bir Ramazan geçirelim. Burada esnafımıza da görev düşüyor. Tüccarımıza da, üreticimize de, ithalatçımıza da Hı. var gücüyle, el birliğiyle çalışmamız lazım. Hepimiz aynı gemideyiz. Kimse cezaya muhatap olmasın. Kimse de cezaya muhatap olacak tavırlar, tutumlar içine girmesin. Peki. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için. İyi Ben çalışmalar diliyoruz teşekkür size. İyi ki varsınız. ederim. Tekrar Sağ olun.